Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim arkadaşlar, bolognese sosunu konservelik hazırlayacağız. Hemen elimizin altında sosumuz hazır olacak arkadaşlar. Ayrıca bunu fazlaca yapıp, eğer şehir dışında okuyan öğrenci, evlatlarınız varsa, çocuklarınız varsa onlara da bol bol yapıp verebilirsiniz anne elinden bu nefis soslarınızı. Onlar da yemiş olacaklardır. Sadece makarna haşlamak kalacaktır onlara da. Evet, bence fazlaca yapıp arkadaşlar oğlum için bu şekilde konservelik olarak hazırladım. Yapmışken de tarifimi sizler için video olarak daha hazırladım. Evet. Bolognese sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Artırıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 500 gram kıyma, 1 tane soğan, 1 tane havuç, 1 parça kereviz, 2 kutu konserve domates, 1 yemek kaşık domates salçası, 1 yemek kaşık elma sirkesi, 1 tatlı kaşık kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşık kadar oregano, dağ kekiği, yarım tatlı kaşık şeker. Damak tadına göre tuz arkadaşlar. Evet. Bolognese sosumuzun yapılışı. Tenceremize zeytinyağını alalım ve ince kıymış olduğumuz biberiyeyi kıyalım ve içerisine atalım. Hafif bir kavurduktan sonra o lezzetini ve kokusunu bıraktıktan sonra kıymaları ilave edelim. Kıymaları da suyunu çekene kadar kavuralım arkadaşlar. Ayrıca diğer bir tarafta eğer elinizde ince ince kıymak istemiyorsanız, uğraşmak istemiyorsanız benim gibi İyice kerevizi, soğanı, havucu bu şekilde parçalayıp mikserinizde içerisine atıp çok böyle püre olmayacak şekilde hafif parçalar kalacak şekilde çekelim arkadaşlar. Ben Thermomix'te yaklaşık 7-8 saniyede 4 hızında sebzelerimi ufalttım. Evet, havuç, kereviz, soğan ve sarımsak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok püre olmayacak şekilde ince kalacak şekilde makinamda çektim. Sizler de mikser kabınızda çekebilirsiniz. Dilerseniz elinizde de küçük küçük kare kare doğrayabilirsiniz. Evet, kıymamız suyunu çekmeye başladı gördüğünüz gibi. Şimdi ufaltmış olduğumuz sebzelerin hepsini içerisine ilave edelim arkadaşlar. Güzelce devam kavuralım, soteleyelim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar kapağı kapalı pişirmeye bırakalım. Daha sonrasında bir yemek kaşık salça ilave edelim. Salçayı da ilave ettikten sonra şimdi sosumuzu baharatlarımızla lezzetlendireceğiz. Tuz, dağ kekiği, kırmızı toz biber ve karabiber. Evet, hepsini içine ilave edelim, karıştıralım. Sosumuz lezzetlenmeye başlıyor. Buram buram müthiş kokular mutfağa yayıldı arkadaşlar. Şimdi 2 kutu konserve domatesini de ilave ediyorum. Eğer varsa sizler taze domates de kullanabilirsiniz, yaklaşık 1 kilo kadar. Kutuların içini de biraz su ile yıkıyorum. Onları da ilave ediyorum. Evet. Mikser kabımda kalan sebzeleri de onları da telef olmasın diye biraz daha su ekleyip onları da sosuma ilave ettim. Çünkü sosuma biraz da su lazımdı. O şekilde onları da değerlendirmiş oldum arkadaşlar. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar şeker. Bir yemek kaşığı kadar sirke. Bunlarla da lezzetlendirdikten sonra artık sosumuzu pişirmeye bırakacağız arkadaşlar. Ocağın altını orta dereceye kısalım. Kapağını kapatalım. Yaklaşık 40 dakika kadar sosumuzu özleşene kadar pişirelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sosumuz kendine gelmeye başlıyor.
Şimdi burada sizlere sosumuzun son halini göstereceğim. Dinlenmiş halde gördüğünüz gibi kıvamını arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Sadece makarna haşlamak kalacak sizlere. Bu şekilde yaparsanız konserveli gerçekten çok pratik oluyor. Kavanozu açıp ısıtacağız ve makarnamızın üzerine dökeceğiz. Biraz da peynir rendesi serptik mi günün menüsü çıkmış oluyor. Evet, çalışan bayanlar için güzel bir alternatif. Vaktiniz olduğunu da bu şekilde hazırlayıp işten gelince hemen eşinizle çocuklarınızla yiyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen sıcak sıcak kavanoza soslarımızı dolduruyoruz ki vakumlansın. Bu çok önemli arkadaşlar. Sıcak sıcak dolduracağız. Biliyorsunuz konserveler hep sıcak doldurulur ve hemen kapağı kapatılır ki vakumlansın. Nerede saklayabilirsiniz arkadaşlar? Serin erzak dolabında kaldırabilirsiniz. Aynen turşu yaptığınız gibi, diğer kışlık soslarını sakladığınız gibi bunu da o şekilde saklayabilirsiniz. Dolaba koymanıza gerek yok. Eğer dolabınızda, buzdolabınızda yeriniz varsa da kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ama açtıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza ediniz. Zaten açtıktan sonra hepsi bitecektir, emin olun. Geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Bolognese sosumuzu konserveli hazırladık. Evet. Şimdi nasıl kullanacağız sizlere onu da göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz sosumuzu tavaya aldıktan sonra makarnamızı biraz al dente haşlarsınız ve sos ile birlikte tekrardan makarnamızı şöyle bir özleşene kadar, sosu içine çektirene kadar bir 2 3 4 dakika kadar pişirebilirsiniz. Ya da dilerseniz hemen makarnanızı dilediğiniz kıvamda haşladıktan sonra sosu hemen üzerine dökebilirsiniz ve üzerine de parmesan peynir rendesi ya da kaşar peynir rendesi rendeleyerek servisi hazırdır arkadaşlar. Ben iki sunumda da sizlere alternatif göstermek istedim. Müthiş lezzetli. Şiddetli denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bu çok önemlidir. Beğen ve yorumlarınız da benim için çok değerlidir arkadaşlar. Kendinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca kanalımda bu şekilde makarna sos tarifleri, et sos tarifleri, değişik sos tarifleri mevcuttur. Mutlaka bir göz atın derim. Sizlerin de damak tadınıza uyacak tarifler bulabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.